İran'ın Gerçek Vaat 2 operasyonu İran, Irak ve Lübnan'da evet coşkuyla karşılandı ama birçok ülke tarafından da tepki gösterildi bu saldırıya. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden İsrail'e desteğini net bir dille ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e desteği tamdır dedi. Avrupa ülkelerinden de İsrail'e destek geldi. Nefila, Romamin, Romamin, Romamin. İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına en sert tepki Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Başkan Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e desteği tamdır dedi. Biden, bölgedeki Amerikan güçlerinin İsrail savunmasına destek verdiğini yineledi. İran'ın saldırısının etkisiz olduğunu savundu. Ulusal güvenlik ekibinin İsrailli mevkidaşlarıyla sürekli olarak irtibat halinde olduğunu duyuran Biden, İran'a verilecek yanıt konusunda İsrail'le aktif görüşme halindeyiz dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bölgedeki gerilimin bir an önce durması yönünde uyardı. Kesinlikle ateşkese ihtiyaç var, açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'den de benzer açıklamalar geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İran'ın saldırısını kınadı. Ancak Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesini talep etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hem Alman Başbakan Olaf Scholz hem de Macron'la telefonda görüştü. Liderler taraflara itidal çağrısı yaptı.